Aç şu telefonu. Hadi. Çiçek neredesin kızım? Açmıyorum abi. Ah be çocuğum. Açmıyor. Gül çiçek. Gül çiçek. Arkadaşlar hava kayacak birazdan ya. Bulmamız lazım. Gül çiçek. Bağırın. Gül çiçek. Gül çiçek. Gül çiçek. Gül çiçek. Gül çiçek. Ah nereye gidiyorsun? Hay Allah. Neredesin gül çiçek? Aman. Aman, aman. Ya Furki, ne zamandır soracağım soracağım soramıyorum. Ya soracağım soracağım böyle fış deyip kayıp geçiyorsun. Soracağım soracağım teleferikte kalı kalıyorum. Ne soracaksın Zeki? Senin yüzüne ne oldu? Bir şey olmadı. He. Hiçbir şey olmamış ya. Şey, süper kahraman maskelerinden yaptırtmış kendine. Robin ya, Robin, Robin. Robin, Robin Hood'iye. Hadi bakalım. Ya oğlum, ben maskeyi falan her şeyi takmışım da gözlüğü takmayı unutmuşum kayarken. Çocuk çok sağ. Oğlum siz hala ne oturuyorsunuz burada? Gün çiçeğin dağda kaybolduğundan haberiniz yok mu? Var, ne olacak? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Bizden haber... Nasıl kayboluyor bizden habersiz ya? Kes bir dakika. Ne olmuş anlat. Oğlum hadi kalkın gidelim ya. Kız kaybolmuş diyorum. Ya küçük beyciğim, kimileri kaybolur, kimileri durdukları yerde durur. Hayat böyle bir şey. Küçük şeyciğim, kimileri de durdukları yerde kaybolur. Sonuçta kader, kısmet, ne burada ne yazıyorsa o, ötesi yok. Kimileri de insanlığını hepten kaybetmiş olur demek ki sizin gibi. Yazıklar olsun. Neyse, siz gelmeseniz de olur. Furki kalk kalk. Biz de aramaya gidelim. Hadi böyle olmaz. Hayır aramayacağız. Ya sarı kızım şimdi orada ormanın ücra yerinde, sotede, köşede, kıyıda. Ya bunu yetiler, koca ayaklar yerse ya. Abo! Yesinler Zekicim. Afiyet şeker olsun. Ya Furki bu kadar da duyarsız olamayız şekerim. Ya ayıp derler adama ya. Cepleri para dolu, vicdanları boş derler. Derler derler. Az önce bir tanesi dedi zaten. Ya şekerim saçma sapan konuşma. Yani bu kadar da olmaz. Aramızdan biri gitsin bari. En azından bizi temsil eder orada. Ben giderim mesela. Dur! Niye sen gidiyorsun? He? Niye sen gidiyorsun? Burada Furki reis var. Değil mi? Reis sonuçta. Bu ulvi görevi belki o üstlenecek. Ne kadar istekliydi görmedin mi? Hayır arkadaşlar. Hiçbirimiz bir yere gitmeyeceğiz. Elin baroşu dağın bir yerinde kayboldu diye bize ne ya? Gelmeseydi. Ya Furki sen de amma şeymişsin ha. Ney? Bilardo oynayacağız. Program yaptım. O ıstaka senin böbreğine girsin. O zaman ben burada ipleri elime alıyorum ve sarı kızı kurtarmak için aday adayı olarak kendimi gönüllü seçiyorum. Bilardo nerede? Hadi yürü. Hadi yürü.
kaybolmuşum Gülçiçek! Gülçiçek! Peki, tempo sinyalinden haber var mı? Abi GSM operatöründen haber bekliyorum. Gülçiçek! 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 Dur arıyor. Alo. Evet. Tamam çok teşekkürler, sağ ol. Ne oldu, ne diyorlar? Abi telefonun sinyali en son Cennet Kaya mevkiinden geliyormuş. Cennet Kaya mı? Ulan Cennet Kaya en uzak yer değil mi? En uzak tepe değil mi? Evet ya. Lan nasıl gideceğiz oraya? Paşam sen sakin ol, merak etme, bak bulacağız Cimbom'u. Ya. Sakin ol kardeşim, bulacağız Cimbom'u, söz bulacağız. Lan nasıl bulacağız sizi? Mert ben de gel, otele gidiyorum. Motoru alacağım, kal motorunu. Tamam bekle. Cimbom! 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 Ulan bu ne ya? Sanki fanatikmiş gibi dağlarda bağırıyorum Cimbom Cimbom diye. Gülçiçek! Keşke Can da burada olsaydı. Ay sikeceğim canını, sıkacağım bacağına be. Ne biçim konuşuyorsun çocuğum, hocam var arkada. Çok özür dilerim hocam. Bana bak, Cimbom kayboldu, burada fıldır fecir kızı arıyoruz. Can gelmedi bile aramaya. Ya arkadaş, şu Gülçiçek'i ben bulsam da resmen kahraman olurum ya. Neşeyle de barışırım. Gülçiçek! Gayipten sesler duyuyorum. Gülçiçek! Gülçiçek! Ne demişler Sevinciğim? Büyük lokma ye, büyük laf etme. Hayır, yani hava sıcak olsa serap görüyorum diyeceğim ama... maşallah, hava da bilmem eksi kaç derece. Bülent Nisi! Taşıları arasak mı oğlum, arasana! Oğlum aradık ya, çekmiyor telefonları. Bana bağırma, agresiflik yapma, vallahi sokarım bunu ağzına. Oğlum hadi otele falan gidelim, belki haber gelmiştir, hadi. Biz Cimbom'u niye bıraktık orada ya? Kız bayrağı aşağı kaydı gitti. Abi kız kayak yapmayı bilmiyor ki. Elim kırılsaydı da bırakmasaydım ya. Vallahi bugün de hava, yarın da şey gösteriyor böyle, yağışlı yağışlı. Yani karlı göstermiyor mu? Yani kar gösteriyor. Ya yani zaten burada kar yağsa ne olur? Dışarıda yağmıyor, karlı gösterse ne olur, onu diyorum. Hem zaten bu gece otelden çıkış yokmuş. Yani çığ tehlikesi olduğu için oteli kapatmışlar. Çok tatlı ve çok sevimlisin. Kızlar, Cimbom'u hala bulamamışlar ya. Bu saati kadar mı bulamamış? Ya başına bir şey geldi herhalde. Bu varoşlar deli gibi onu arıyor. Devil kulağını kurşun ya. Ama yok. Yok. Ona hiçbir şey olmaz. Neden biliyor musun? Çünkü o varoş ya, barışların soğuğa karşı böyle dayanıklılıkları daha fazla oluyormuş. Bir de benim duyumlarıma göre onların böyle tenleri, böyle o derileri bizim derimizin iki katı kalın oluyormuş. Bir şey olmaz yani, boş ver. Kızım saçmalama, nereden duyuyorsun böyle haberleri? Yok öyle bir dünya. Kız kayıp diyorum, bulamazlarsa ölecek. Ay bana ne ya? Ay benim keyfimi bozmasanıza, ben keyfimi bozmaya gelmedim buraya. Allah Allah, ayrıca zaten yani o hem varoş hem sarışın hem kötü. Bir şey olmaz, kötüye bir şey olmaz. Nerede kaldı bizim meyve kokteyllerimiz? Hadi gelsin, üf. Hakikaten ya. Hı. Nerede kaldı bunlar? Sen ver bana. Ben buraya kafamı dinlemeye geldim yani. Bunalımdan çıkmaya geldim. Bana bir stres yaratıyorlar. Allah Allah. Ya Mert, nasıl bulacağız bu havada biz onu ya? Gülçiçek! 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 Bu ne? Kimin bu? Gülçiçek! Ne o? Mert. İp. Ne o ya? Oğlum atkısın ipi. Mesaj mı atmış bize? Neredesin? Gülçiçek! 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 Benim aklım ne olursun Gülçiçek. Aşkım Gülçiçek. Mert, ne yapacağız? Bilmiyorum abi, ne yapacağız? Jandarma arıyorum. Çekmiyor telefon. Abi benimki de çekmiyor. Yürü git abi. Araba durdur, yürüye bak. Ne oluyor? Gözünü seveyim, git.
Taşımamız lazım. Araba lazım bize. Gülçiçek. Kimse yok mu? Ne olur ya aşkım. Gülçiçek. Abi buradan kimse geçmiyor ki bizden başka ya. Taşıyacağız Mert. Abi kırık çıkık bir şey yoktur değil mi? Sanmıyorum. Kendisi gelmiş buraya. Bir. Şöyle çıkart. Otur. Yok ya. Açmıyorlar telefonlarını ya. Çekmiyor telefonları. Baksana. Hep aradığı kişiye ulaşılamıyor. Mert'inkine de ulaşılamıyor. Peker. Sen jandarmaya Mert'le Paşa'nın da numarasını bıraksaydın. Ay Allah korusun onlara da bir şey olmuş olabilir. Kaybolmuş olabilirler ya. Ay kabus gibi ya. Evet kabus gibi değil mi? Sen Paşa'nın ilgisini çekmek için aralarına dalmasaydın bu kabus hiç yaşanmamış olabilirdi küçük hanım. Neşe. Aşk olsun. Ya benim yüzümden mi oldu diyorsun şimdi? Ya kaç defa söyledim Paşa'nın ilgisinden bana ne ya? Hayret bir şey. Evet senin yüzünden oldu. Arkadaşlar, Elsin, Neşe. Bakın burada hepimizin sinirleri bozuk. Ama şu an birbirimize sarmanın Gülçiçek'e hiçbir faydası yok. Zeki, az önce bir video paylaştım. Tam senlik oğlum. Süper ya. Oğlum, sus ortam gergin. Dayak yiyeceğiz. Oğlum siz nesiniz ya? Ulan bir gram insanlık yok mu lan sizin içinizde? Şu an Gülçiçek canıyla uğraşıyor olabilir. Nitekim Paşa ile Mert de öyle. Siz hala komik videonun peşinde misiniz lan? Allah Allah. Siz bile burada oturuyorken ne yapayım ben tek başıma çıkıp ben de mi kaybolayım? Hocam. Efendim. Esma Hanım'la görüştünüz mü? Görüştüm. Gelişmelerden beni haberdar edin dedi. Ha bu mu? Gelişmelerden beni haberdar edin diyor. Çok güzel. Hayda siz de nereye saracağınızı şaşırdınız artık ha. Kadın daha ne yapsın ya? Hepinizi beleş okutuyor zaten. Bir de gelsin kendini burada dağlara mı vursun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Arkadaşımızın can tehlikesi ediyorum sana lan. Anladın neden koştun? Durma beni. Bir dakika. Peker, oğlum sakin. Bir yerimize gelme bizim. Bir dakika. Açım. Doktor. Açalım doktor nerede? Çabuk geldiler. Doktor. Cimbom geldi. Doktor. Koş. Aşkım. Dur. Bakır şimdi. Ay. Ne yapıyorsun? Ay bulmuşlar. Tamam bulmuşlar işte. Ay çok şükür. Hadi kızlar, siz de odanıza gidin, dinlenin artık. Hadi. Burası bizim odamız. Doğru. Hadi siz gidin o zaman yatın oğlum. Çocuklar. Çık. Nasıl oldu çocuklar? Gülçiçek gelebildi mi kendine diye endişeyle sordu Halil Sezai. Yok hocam, hala aynı. Asıl siz kendinize gelin. Neredeydiniz? Aradım efendim. Gülçiçeği aradım ama sanırım yanlış yerde aramışım ki bırakın Gülçiçeği size bile bulamadım diye kendini savunuverdi Halil Sezai. Yahu üzülmeyin çocuklar. Şokun etkisidir o. Birazdan kendine gelir. Meraklanmayın dedi Halil Sezai. Lakin kendi meraktan gebermekteydi. Neyse, ben de çıkayım da diğer çocuklar ne yapmıyor, onlara bakayım dedi. Ve odadan çıktı Halil Sezai. Ben de çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa hemen kapının dışındayım. Hadi oku. Yüksek sesle oku. Thank you.
saçlarından ölüm geçti. Günaydın yeniden doğan. Günaydın, yeniden günaydın diyelim. Bir gece bekledim sandım. Sorsan bir ömür. Kaybetseydim seni, biliyordum ki kaybetmeye değer. Hiçbir şeyim kalmayacaktı. Gülçiçek. Günaydın. Çok korkuttun beni. Ne oldu ki? Niye buradayım? Ya kendini de öldürüyordun, beni de öldürüyordun neredeyse. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama kar tatilini sevmedim. Eve dönerim. Tamam, söz. Sabah yiyoruz. Hacı! Hacı aldı topu! Çıkın bakıyor! Hacı mükemmel hareketler! 10 numara 5 yıldır! Günaydın arkadaşlar! Heh, tam layığını bulmuşsun oynayacak. Anlaşabileceğin bir şey bulmuşsun yani. Orça'yı rahatsız etmeyin abi. O şimdi kendi top sektirme rekorunu kırmaya çalışıyor. Hadi Orça, bu sefer güveniyorum. 4 yapacaksın. Ha, siz dalga geçin Kamiller. Ben antrenman topçusu değilim. Direkt maçı çıkar, orada gösteririm hareketlerimi. Ha, şittir bu. Hatırlıyor musun? Yarı final maçında nasıl attım golü? Lan sen mi attın lan onu? Herif degaj yapıyordu, çarptı girdi, gol oldu işte. İşte düşünün, sizin uğraşıp da atamadığınız golleri ben papışımla atıyorum. Hay mi? Senin o papışımla atıyorum dediğin goller var ya, istatistiksel olarak kafa golü olarak gidiyor, biliyor musun? Karabiberim, vallahi var ya 10 numara laf soktun ha. Kirafo, esprini beğendiğim ayağına niye sarılıyorsun kıza ha? Seni bakayım. Ne alakası var lan? Allah Allah, ben öyle bir anda sarıldım. Kusura bakmıyorsun değil mi sen de? Yanlış anlamadın inşallah. Maalesef yanlış anladım ya. Nasıl yani? Yok bir şey diyorum. Ben senin dünya hayret erkek kardeşim ne de olsa. Atın ya. Hacı. Hava topuna millet, çıktı. Millet milyarlı parayla yamuklusu geliyor. At, hadi ver pasını. Selam hadi millet. Yapa. Geç kaldık biraz, kusura bakmayın. Anam nerede kaldınız ya? Merak ettik. Salçacığım, nerede kalacaklar ya? Cimbom yengem buz tutmuştu biliyorsun. Paşa kardeşim de onu sabaha kadar ısıtıp anca oda sıcaklığına getirmiştir. Orçun, yemin ediyorum seni Uludağ'a tekrar götürür. En yüksek tepeye, kardan adam niyetini diken suratının ortasına da bir tane havuç saplarım ha! Bak o havuç olayını ben de düşündüm kardeşim ama... acaba onun suratına mı dikeriz yoksa başka bir yerine, onu bir daha düşünmek lazım. Senin hayal gücünü bırakıyorum. Eyvallah. Arkadaşlar şaka bir yana, orada karda tek başıma yatarken ne düşündüm biliyor musun? Akıllı benim, beni mi düşündü ha? Kızın o soğukta işi gücü yok, aklına turşu gelecek. İmkansız. Çok güzel, aferin. Dedim ki kendi kendime, Cimbom dayan. Senin 6 tane seni çok seven arkadaşın var. Sizin beni gelip kurtaracağınızı biliyordum yani. Sırf o yüzden dayandım. Ay canım benim ya. Kız, biz seni oralarda bırakır mıyız hiç? Biz seni oralarda bırakır mıyız ha? Özellikle Orça kardeşim seni oralarda bırakır mı? Bunlar bir ara dediler. Çok işidik, otele geri dönelim dediler. Ama ben dedim ki, buzdan adam bile olsam Cimbom'u bulmadan hiçbir yere gitmiyoruz dedim. Vallahi buz adamı olmadın ama birazdan Pinokyo olacaksın. Burnun buradan ta bizim eve kadar uzayacak. İlan Piki, bak elimin tersini için yemin ederim çat diye vururum ağzının ortasına. Tamam tamam, uzatma lafı. Final maçı için hazır mıyız arkadaşlar? Ha? Ayıp ediyorsun paşacığım. Ben hazırım. Sayemde maçı kazanacağız ve parayı da kırışacağız. Hangi parayı kırışmaktan bahsediyorsun sen? Biz bu turnuvadan kazandığımız parayla Salih amcanın ikizlerine tekerlekli sandalye alacağız. Hatırlatırım. Hadi ya. Hepsiyle mi? Evet. Yarısıyla atsak, yarısını biz böyle isteyiz. Ya hadi hadi. Ağzın çalışan ayakların çalışsın biraz hadi. Benim ayaklarım her zaman çalışır Kirafacığım. İzle bak. Orça. Orça tuttu. Şut ve... Allah. Taç. Çocuklar önünüze baksanıza ya. Ben kaçar. Bence de kaç. O adam o topu senin.
Pardon bey amca. Dayı bir şey oldu mu ya? Özür dileriz Allah. Ceyhun. Affedersiniz. Ha. Evet. Elçin Paksoy benim. Beni mi aradınız? Ha, merhabalar hanımefendi. Beni Ceyhun Bey gönderdi. Hı. Dedi ki hayatında sizin kadar özel bir kadın arıyormuş. Ya. Kendi neredeymiş peki? Kendi neredeymiş peki? Kendi gelemedi. İşleri vardı. Ama bir not iletmemi söyledi. Dedi ki bu akşam sizinle yemeğe çıkmak istiyormuş baş başa. Ben akşama kadar burada bekleyeceğim. Daha sonra limuzine sizi alıp Ceyhun Bey'in yanına götüreceğim. Ya. Peki bu yemeği hak edecek, ne yapmışım acaba? Ceyhun Bey çok akıllı bir insan. Dedi ki kesin bu soruyu da sorar. Şunu ilet lütfen dedi. Onu çok mutlu ettiğiniz için bu akşam baş başa yemek yemek istiyormuş sizinle. Ya Ceyhun. Çok tatlı. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Ha tamam değil. Tamam. Ceyhun ya ben unuttum. Bu akşam bizim aile yemeğimiz vardı. Yarın yapsak. Bacı maalesef. Bu hafta iki tane sınavım var ve tek boş günüm bugün. Ya hay Allah. Ceyhun o zaman sen de gel akşam. Ailemle tanışmış olursun. Nasıl ya? Ben. Bu akşam size, ben onu anlamadım ya. Neyini anlamadın Ceyhun? Şeyini anlamadım ben onu. Ya bu, Elçin bu biraz hızlı olmadı mı ya? Ceyhun ben sana akşam gel evlenelim demiyorum. Alt tarafı ailemle tanışacaksın. Ya şey, bir erkek arkadaşım olduğunu bilsinler. Hani rahat etmek için. Ha, öyle bilsinler diye. Ya öylesine, evet. E tamam o zaman fıstık. Akşam sen değil. Ay, daha üstü pardon. İyi o zaman akşam görüşürüz. Elçin mesela değilim. Ne demek değilim ya? Elçin ben bir şey unuttum. Ne unuttun? Peki ya Elçin. Elçin benim akşam halı saha maçım var. Bak bir turnuva düzenlemişler ve bu akşam final maçı var. Benim olmam lazım ya. Tamam Ceyhun anladım. Yani ben akşam böyle bizimkilerle tanıştırmasam senin bu halı saha maçın hiçbir zaman olmayacaktı. Tamam Ceyhun. Elçin vallahi bak. Bak Elçin ne olur bak seni ne kadar seviyorum. Vallahi bak ben unuttum bunu ya. O kadar sınav var ki, o kadar sınav haftam ki anlatamam. O kadar sınav haftam yani. Lütfen ne olur affet ya. Gerçekten bak yalan söylüyorsan bu tabela bana şahit olsun. Bu tabela bana şahit olsun. Karşıya küme düşsün ki vallahi yalan söylemiyorum ya. Ha, o zaman gerçekten bir halı saha maçı var. Evet, bir tane ya. Senin kafan bayağı karışmış Ceyhun. Ne yapacağız? Bir şey diyeceğim, o halı saha maçları 60 dakika değil mi? Evet. E tamam, biz de birazcık geç yeriz. Sen de maçtan sonra çıkıp gelirsin. İyi olmaz mı? E olur. Olsun madem. E tamam, çözdük. E çözdük. Ay! Nasıl sevindim, saftirime bak. Sevindim tabii. Hadi bay bay. Ceyhun. Ne oldu? Sen bize geleceksin ya. Hı. Babamla Karşıyaka muhabbeti yapma çok olur mu? Niye? Futbol sevmiyor mu? Yok, çok seviyor da. Hı. Babam hasta Göztepe'li. Öyle, hay hasta. Hasta baban götür. Elçin ne diyorsun sen ya? Ya söylemeyi unutmuşum. Burada kaldı bak, burada kaldı. Söyleyemedim ben. Ne Göztepe'si, ne diyorsun sen ya? Elçin bak, Rus ajanıyım de ona daha çok şaşırırım. Vallahi daha çok bana böyle bir şey söyleme. Ya alt tarafı Karşıyaka muhabbeti yapmayacaksın o kadar. Elçin ben nasıl muhabbeti yapmayayım? Adamcağız diyecek ki evladım nerelisin diyecek. Ne diyeceğim ben babana? Sizin bir ayağınız Adanalı değil mi? Adanalıyım de. Ya ben doğmadan önce onlar orada annemle bir süre kalmışlar İzmir'de. Babam da maça gide gele, gide gele. Ya alt tarafı maç muhabbeti yapmayacaksın hayatım. Adanalıyım diyeceğim yani. Ha. İyi tamam diyeceğiz. Ne olacak alt tarafı? Hadi hadi sıkma canını hadi canım. Senin için diyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Hadi derste geç kalma yürü yürü. Allah ben ne yaptım sana ya? Ben ne yaptım sana ya?
Ya dünyada milyarlarca insan var. Ben gidiyorum Göztepe'li babanın kızını buluyorum ya. Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı ya? Bende bu şans var ya. Şuna bak, akşam ilişkimiz Romeo Juliet'e dönecek. Babam fanatik bir karşıya kalır. Ben ne diyorum ya? Hay Allah kahretsin ya. Hay Allah kahretsin ya. Tırnakları göreyim. Böyle yapın, lokum vereceğim. Düz mü orayım, dik mi? Düz efendim. Size? Fıstıklı. Ne bir veli toplantısı, ne bir izin kağıdı imzalamak, ne o varoşları azarlamak. E yapacak hiçbir şey olmayınca ben de sizlere sarıyorum, ne yapayım? Ah, bizlere sarmak size çok yakışıyor sultanım. Bana bak, ona da sultanım diyorsun, bana da diyorsun, bozuluyorum ama ha. Hasan Paşa, bu Songül'de ne buluyorsun anlamıyorum ki. Bir tarafı diş macunuyla, öbür tarafı normal macunla fırçalanmış yumurta gibisiniz. Gönül bu Esma Hanım, gönül. Destur var mı? Ah! İşte adamın dibi, erkekte bir dünya markası geldi. Güzel beyciğim geldi. Abartma kız hemen. Selam yenge. Nasılsın paşam? İyiyiz vallahi. İdare ediyoruz işte. İyi ki geldin Dizel. Sen olmayınca bize sarıyordu. Hayır, yani şikayet gibi anlaşılmasın ama yani. Siz çıkabilirsiniz. Beni adamın dibi erkeğin özüyle baş başa bırakın. Adamın dibi adı üstünde bana kadar. Hadi ait olduğunuz yere tıpışın. Hadi tıpış. Şşş. Doğru konuşsana kızım. İnsan var karşında. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim sevgili dostlarım benim. Sağ olunuz efendim. Hadi yürü gidelim biz. Oturmaz mıydınız? Çat kapı yapmak bir insana bu kadar mı yakışır? İlk insan görünümlü, son teknoloji insanı sizi. Ne çat kapısı kızım? Sen çağırdın ya beni buraya. Bak işi gücü bıraktım geldim, o yüzden sadede gel. Neymiş bu senden benden daha önemli olan mevzu? Sizi mezunlar günü toplantısına davet ediyorum. Kavalyem olarak. Ne işim var benim mezunlar toplantısında? Ne işiniz olacak efendim? Benim kavalyem olacaksınız. Ya ben olmam oralarda. Ne öyle yabancı yabancı kelimeler, sahteden sırıtmalar. Ben sevmem öyle şeyleri. Bana düğün olsun, cenaze olsun, meyhane olsun. Geleceksen bunlarla geleceksin. Ama ben sizin için o hiç sevmediğim pis yediliği Uludağ bile gönderdim. Güzelliğe karşı güzellik diyorsun yani. Tamam kız, geliyorum. Senin gönlün olsun. Ay diyorum ki ben, bu son almış olduğum ayakkabının faturasını alayım ben böyle at diye koyuvereyim. Dost ayrı, düşman ayrı böyle çatır çatır çatlasın. Kızım, sonra nazardan sen de çatlamayasın. Çapşık mısın sen? Neyine çatlayacağım? Allah Allah, faturaya koyuyorum. Kendi faturamı koymuyorum ki. Niye yani nazardan bu hiç çatlayıverir mi? Vallahi ben çantamın faturasını yanına nazar boncuğu koyarak çektim. Onları da birlikte yükledim. Ne olur ne olmaz. Hmm. O zaman ben şöyle yapayım. Şimdi bunu fotoğrafı yapmadan önce böyle bir tane nazar boncuğunu yanına konduruvereyim. O zaman olur bence değil mi? Olur olur. Olur. Bence olur. Şimdi örneğin dün biz babamla balık yedik. İki tane balık 910 lira. Arkadaş bunun ağı var, ucuna taktığın epeği var. Hiç 910 lira olur mu ki balık ya? Şaşırdım dedim. Alın bunu koyun. Bu olmaz. Ya bir de istemeden indirim yapmışlar. Neymiş her gün oraya gidiyor diye indirim yapmışlar. Alışma dedim babama. Alışma gitme, her gün aynı yere gitme dedim. İndirim yapmasınlar. Kızlar, Sudenaz'ın Instagram'ına bakın. Köpeğinin pet shop faturasını koymuş. 3000 lira. Ay yok ama o 3000 lirayla kalmıyordur. Neden biliyor musun? Bu hayvanın veterineri var, işte parfümleri var, efendime söyleyeyim böyle saçı var, makyajı var. Ay bunun her gün böyle patilerini böyle oje moje sürdürüyor, bu tüylerini kabarttırıyor, fönlendiriyor, bilmem ne yaptırıyor. Onun daha bir sürü masrafı vardır, az bile o. Tabii benim annemin hastane masraflarını buna katlasak 8'le çarp her ay böyle, hatta her hafta kat be kat yani. Ne oldu Türkan teyze, hasta mı, ne olmuş? Ay
yok bir tatlış kom. Ne hastası benim annem akıldan hasta yani. Ay kadın yani yemin ediyorum ömrümüzü yedi ya. Her gün hastanede, her gün. Yok efendim botoks yaptır, şişir, oraşır, buraşır. Böyle duruyor böyle yani. Allah'ım yarabbim ya. Neymiş gençleşeceğim ben, gençleşeceğim. Senden daha genç olacağım. Allah Allah ya, arada yaş farkı var tatlım. Furki, diyorum ki fatura fiş cezaneyi mi koysam ben de Instagram'a? Ha? Yeni trend buymuş. Eksik kalmayayım. Muhakkak ya. Muhakkak. Yani ne demişler? Bir fatura, bir Instagram. İki fatura, iki Instagram. O zaman ben babamın otobanda alkollü araç kullanmakla kalmayıp geri geri hız yapıp tamponunun sol tarafını kırdığı ve sinyal lambalarının birini açık unuttuğu için yediği cezayı koyayım. Ne kadar bir sor? 13.000 TL. Olmaz. Sırf Türkiye'ye yetmez Zeki. Bence babana söyle yurt dışına çıksın, orada da bir ceza alsın, onu da koysan. Siz ailece böyle dangalaksınız demek ki. Ben bunu bir Japonya'ya göndereyim, orada bir kaza yapsın. Oradan da bir 25.000 yen, 130.000 yen. Oradan Rusya'ya geçer, orada da bir kaza. Arjantin, bütün dünyayı kaza dolaşır. Şimdi kankışlarım. Maçta ben libero oynuyorum, tamam mı? Size top gelince siz topları bana veriyorsunuz. Bence Allah ne verdi? 60'a, 70'e, 80'e, 90'a yapıştırıyorum golü. Süper taktik ya vallahi. Bununla, bu taktikle biz Barcelona'yı falan eleriz ha. Ulan Kamiller, biz genetik olarak futbolcuyuz. Milano'daki amcam yıllarca Milano idman yurdunda top kovaladı. Ne oldu sonunda? Yakalayabildin mi bari? Bir çocukça şakalar, bir ergen ergen tavırlar. Sizinle daha fazla muhatap olamayacağım. Hadi görüşürüz. Hayır. Senin görüşüne. Maçı ama ciddi oldu ama. Futbol futboldur. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, mahalle maçı fark etmez. Herkes kazanmak ister. Bir de biz kazanırsak sadece biz kazanmış olmayacağız tabii. Evet. Bu sefer de o engelli ikizler de kazanmış olacak. Bir de böylece futbolun sadece futbol olmadığını, başka güzellikler olduğunu da göreceğiz abi. Doğru söylüyorsun kardeşim. O zaman biz boş durmayalım. Gidip antrenman yapalım ha. Aynen öyle. Kaleye geçiyorsun kardeşim. Olur. Benim kalemi iyi. Göreceğiz Peker. Göreceğiz. Duydunuz mu? Bunlar maç yapacaklarmış. Bu fakirlerin en büyük eğlencesidir bu maç. Bunların karşı takımında kim oynayacak onları bulmak lazım. Ne yapacaksın? Sana ne? Eğer bulursak karşı takımına bizim seçtiğimiz elemanlar gelecek. Eleman derken adam ayarlayacağız oğlum. Onların bacaklarını çıtır çıtır kıracak. Hashtag zalımsın sosyal medya. Biz de bu sayede onlardan kurtulmuş olacağız. Furkan sen de takıntılı gibi. Ne kadar kurtulma meraklısıymışsın sen bunlardan ya. Ne sandın oğlum? Bunların olmadığı bir dünya her türlü bizim için daha iyi bir dünya. Vay, sadece kızlar değil erkekler de havalı fatura koymaya başlamış Instagram'a. Ha kim koymuş söylesene. Ya işte Justin Bieber yeni aldığı arabanın faturasını koymuş. Ondan sonra Brad Pitt bir sürü fatura koyuyormuş. İşte bebek bezi, bebek maması falan. Vay, Alice'in de buradaymış. Sadece yabancı erkekler değil, Türk erkekleri de koymaya başlamış fatura. Desene herkesin derdi fatura olmuş yani. Ya artık ne kadar klas, ne kadar kaliteli olduğunu faturalar belirleyecek. Şşş! Kaç faturalık kızsın be, ha? Kaç faturalık adamsın be? Böyle bir şeyler olacak ama bu olmayacak. Neyse bu arada cadde çocuğu Canberk de aldığı yeni çorapların faturasını koymuş. 300 lira. Oha! Bir çorap 300 lira mı? Ay biraz fazla mıymış ne? Yani düşünsene tanesi 170 lira demek. Hayır değil kocuğum 150 lira. Allah Allah çok biliyorsun. Ne biliyorsun belki benim bir ayağımın bir parmağı daha büyük. O yüzden de 170 lira hemen Ali Sunal kesilme başıma. Allah. Ali Sunal değil Ali Nesin. Ya
kızım ya? Sen beni sinir etmek için mi yaratıldın? Allah Allah, ben ne diyorum burada? Bak sinir kafeler böyle arttı arttı ya. Berk bana geçen sene çıkma teklif etmişti. Ben kabul ettim. Buluştuk, ondan sonra vazgeçmiş. Kızım, böyle fatura koyan erkekle çıkılmaz mı ya? Artık hayatımın erkeğini faturalar belirleyecek. Hadi o zaman faturalı erkek bulmaya. Ay beni buradan gidelim. Vay Alişim Kalimerom Rebetikom. Demek ki hayatının erkeğine faturalar veriliyor ha. Ben de en kral faturayı önüne koymazsam bana da orço iki oyle demesinler. Da ben nereden bulacağım Mevlas'ta yüksek faturayı ya? Ama senin fizik ara. Ben zaten işsizim, her türlü isterim. Ay be, kendi kendime espri yapıyorum ha. Kırcık, önüne de. Salça. Uf, kafası nerede bunun ya? Uçmuş sanki. Mutluluktan uçmadığı kesin. Ben onun ilacını biliyorum bak şimdi. Ona ben bir dedikodu anlatacağım. O da hemen kendine gelecek. Salça. Hani bu bizim mahallede Suzan var ya. Yedi kocalı Suzan. O yeni koca bulmuş. Dedikoduyla bile kendine gelmedi. Aynen. Vücudu dedikoduya tepki vermiyor. Dur ben bir kere daha şansımı deneyeyim. Şuna bir 100 miligram daha dedikoduyu dayayayım bakayım kendine geliyor mu? Salça. Şişt. Hani bizim mahallede şey var ya, bakkal Dursun var ya bizim, düzenbaz Dursun. Şey yapıyormuş o. Ne yapıyormuş? At bir şey hemen hadi. Karısını ecnebi bir kadınla aldatıyormuş. Ecnebi'yi anlamadı herhalde. Bence de ecnebi'yi anlamadı. Dursun abi diyorum, bakkal Dursun. Karısını Rus bir kadınla aldatıyormuş. Rus hani, ecnebi. Dedikoduya tepki vermiyor. Yazık, aşık ne yapsın? Nereye bakıyor bu böyle ya? Nereye bakacak, cana bakıyor. Çok seviyor çocuğu, yazık ya. Ne yapacağız? Olmaz ki, böyle bir şey yapalım. Bizimkilere söylemeden hani idare eder miyiz diyorum. Acaba? Ederiz biz. Salça değiliz ki. İyi, tedaviye hemen başlayalım o zaman. Şuna bak ya, hadi. Salça. Bak bak sana ne anlatacağım. Yok bakmıyor ki. Ne burası kızım? Lan! Gerçi vur. Vur ya, vur. Zaten ben iner der miyim? Pelekten yemişim. Salça. Sen canı çok seviyorsun değil mi? Yani şimdi böyle şey düşününce tabii bir mazimiz var. Yani düşünsene, çocuk beni kırmamak için seni aramaya bile geldi ya. Çok tatlı çocuk. Salça, siz Can'la tekrar beraber olsanız nasıl olur? Nasıl yani ya? Kızım, siz benim onunla beraber olmamı istemiyordunuz. Salça. Ney? Sen bizim canımızsın. Ay. Yani senin mutluluğun bizim için en önemli şey. Ay. Can sonuçta senin sevgili. Flört ediyorsunuz falan, sonra ne olacağı da belli olmaz. Ama biz ömürlük arkadaşız. Yani bizim için öncelik senin mutlu olman. Şeker benim de bir yerim, şeker benim. Ay nasıl da mola girdi hemen. Ay. Ama nasıl olacak? Bizimkiler çok kızar. Güney'le ben çok kızar. Onlara söylemeyeceğiz. Yani hele bir bakalım sizin ilişkiniz yürüyecek mi, yürümeyecek mi? İyi giderse biz de gider söyleriz. Siz var ya çok ciddisiniz ha. Canım arkadaşlarım benim. Canımsınız siz benim. Bakalım görüyoruz, rezil oluyorsun. Bye.
Zeki! Ya oyun oynuyorum, konsantrasyonumu dağıtıyorsun. Uyuklayıp durma şurada. Ya Furki, ben keyfimden mi uyukluyorum? Kafamdan öyle düşüyor. Keyfimden mi yapıyorum ben bunu? Dün gece uyuyamadım. Vay, manita fotoğraflarına mı baktın ha? Ya, hepsi bende Furki. Hepsi bende. Olaylar var. Üf, fena. Basçakal değilim he. Ama bakmadım. Niye uykusuzsun o zaman? Hacı Gülle, televizyonda Japon filmi vardı. Ben de benim Japon balığını yanıma alayım dedim. Yazıktır, sıla hasreti çekmesin. Gurbet özlemi yüreği dağlar, mahveder dedim. Hem de Japoncaydı film. Çevirde yardım eder diye yanıma aldım. Bir baktım Japon balığına bir haller olmaya başlamış bu. Zeki sonra ne oldu? Furki, benim Japon balığını kaybettik. Başınız sağ olsun Zeki'cim. Dostlar sağ olsun Furki'cim. Ama ne demişler? Kader, kısmet her şey. Burada ne yazıyorsa o. Bir tık önüne gidemiyoruz. Bir tık ötesine geçemiyoruz kaderin. Bir de Japon balıklarının alnı böyle ya. Yazık. Kader tanrısı ipi kesivermiş gitmiş. Onu iyi söyledin Zeki'cim. Ya ben sana bir travma daha yaşatmak istemiyorum. Belki. Sen bu balığı akvaryumdan çıkartıp eline koymuşsun ya. O yüzden ölmüş olabilir mi acaba diyorum. Nereye bakıyor öyle ya? Hakikaten nereye bakıyor bu ya? Hakikaten nereye bakıyor? Ben de demin onu sordum, nereye bakacağı çok belli. Ex manitası kalçaya bakıyor. Salçaya mı? Niye hala salçaya bakıyor bu? Sana mı baksaydı? Şu tipinle sana mı baksaydı ha? Kime bakacak tabii ki? Ona bakacak. Baroş baroş ama güzel kız. Can! Alo! Alo! Ne oluyor be? Nereye bakıyorsun sen? Kim nereye bakıyor ya? Ben zaten bakar körüm ya. Sağa sola baktığım falan yok. Öyle bakınıyorum sağa sola, öyle sağa sola. Bak Can, bunlar bizim düşmanımız. Şekerim ya. Ben alıcı değilim, alıcı değilim. Öyle bakıyoruz yani. Biraz huzur verin insana. Huzur verin. Huzur! Bizim ne yapıp edip bu canı salçadan soğutmamız lazım. O zaman ne yapıyoruz? Kantinden buz gibi bir su alıp bunun kafasına boca ediyorum. Oh, bu ne? Aa, dilim kemşüsün. Püüü demez olaydım. Gerçekten çok kötüyüz Zeki'cim. Kötü ne kelime, berbattı yani. O gözlük olmamış, o olmamış. Şöyle kantine doğru gideyim bari ben. Kantine gideyim. Buralarda takılayım biraz. Naber şekerim? İyi. İçim bomun kurtulmasına çok sevindim. Sağ ol. Sen de beni hayal kırıklığına uğratmadın. Cimbom arabaya geldin. Gördün mü? Ya. Yeah. Sen de sağ ol. Tabii canım. Sonuçta biz düşman kabilelerin içinde bile olsak... ...ben senin için her şeyi yaparım. Her şeyi. Sonuçta yani insanlığımız da ölmesin. Cimbom da değil mi? Evet. Sağ ol, sağ ol. Ya ben de bugün çok kararsızım. Ne içsem ya? Neysen sen. Yemin içelim. Nasıl ya yemin içelim? Birbirimizi üzmeyeceğim Setahir, yemin içelim. Yani sonuçta şey, bizim susuzluğumuz birbirimize karşı. Başka ne içersek içelim, nafile. Ne güzel söyledin ya. Ya da ben diyorum ki... Hazır burada kantindeyiz. Evet. İlla bir şey alacaksak... Çok hızlı bir karar alalım bence. Oğlum, oğlum, oğlum ne gerek yok oğlum. Parayı veririm oğlum. Geçer ki birlikte oğlum. Neşe, ben sana karşı çok büyük duygular besliyorum. Ama bana o kadar çok uzaksın ki... ...açlıktan ölecekler yani artık. Ben diyorum ki birlikte olalım biz. Şu kozamızı bir yırtalım artık ya. Ha? Şöyle kelebek gibi uçalım, arı gibi sokalım karşımıza geçenleri. Sevdamız bir olsun be! Şimdi sen bana çıkmamı teklif ediyorsan... Evet! Ay! Ama bak,
numara falan yok. Tamam mı? Bak, ben senin için eşek oldum mu? Oldun. Eşek oldun mu? Oldun mu lan? Ben senin için eşek oldum mu? Oldun. Maymun oldun mu? Oldun. Kral mı oldun? Ben artık üzülmek istemiyorum Neşe. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum Can. Tamam o zaman. Neşe. Can. Neşe. Can. Neşe. Can. Neşe. Oğlama oldu bak. Tamam. Okul çıkışında. Daha olur. Dur. Bizim bu akşam maç var. Benim o maça gitmem lazım. Mahalle maçı. Şimdi hep destek tam destek. Destek maçım arkadaşımın yanında olmalıyım. Tamam. İşte siz bizi bu yüzden yeniyorsunuz. Bizde öyle arkadaşlık bağları çok kuvvetli değil. Para var, arkadaşlık yok. Biz milyarlık eşekleriz. Dostluk can yani. Arkadaşlık. Umarım bir gün sen de kadarsın. Yani o zaman anlarsın ki hiçbir servet içine o kadar ısıtamaz yani. Ben o zaman şimdi gitmem lazım. Hadi gitme lan. Niye gitmeyeyim ya? Hadi gitme lan. Rica ederim. Hadi gitme lan. Gitmem lazım. Gitme. Ne zaman buluşuruz? Yarın okul çıkışında buluşuruz. Aa tamam ya. Biz çıkıyoruz. Haa çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Şimdiye bak lan. Kimse seni vuramaz oğlum. Kimse seni vuramaz. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Ben giderim. Oo. Kantinci, bana su ver. Kantinci bana su ver, yanıyor içim. Başka dışarı yanıyor içim kantinci. Çık. Kantinci bana su ver. Dök. Kız beni yakıyor ya. Ya Hacı Gül'le böyle bir şey yok ya, yok. Birileri adıma sahte hesapları açmışlar. Nasıl İleri geri konuşuyorlar hakkımda. Kimse benim hakkımda ileri geri konuşamaz. Bir tek ben konuşurum. Aklıma çok iyi bir fikir geldi Zeki. Ne dedim? Ya ne dedim de aklıma bir fikir geldi? Sahte dedim. Açmışlar dedim. İleri geri konuşmak dedim. Başka ne dedim? Ya oğlum bir dur, geldi işte aklıma. Bir dinle beni. Bak şimdi, bizim bu Can'la Salçın'ın arasını açmak için sahte hesaplar açacağız. Yıkılıyorsun Fırki Reis. Zum 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 zum. Flash. Oo, Fırki, bana en sert posunu ver. İşte bu adamımsın. Ne yapacaktık biz? Oğlum dedim ya, Can'la Salçın'ın arasını açacaktık. Tamam, o zaman adını da şöyle koyarız. Can Burger salça aşkı yıkılıyor bir numara, hıms hıms nasıl? Ya saçma sapan konuşma ya, bir dinle beni. Bak şimdi şöyle yapacağız. Bir tane salça hesabı açacağız. Tamam. Daha doğrusu Neşe Babacan diye bir hesap açıp bizim salçanın fotoğraflarını koyacağız oraya. Koyduk. Başka bir hesap daha açacağız, bu rastgele bir hesap olacak. Bir erkek ismiyle. Mamadu. Daha inandırıcı olsa daha iyi olur. Mamadu. Her neyse Zekicim. Daha sonra bunların ikisinin arasında bir ilişki varmış gibi yapacağız. Flörtesk durumlar, mucuk. Aynen öyle. Böylelikle Can'la Salça'nın arası açılacak. Bu arada ben o rastgele çocuğu yöneteceğim, sen de Salça'yı yöneteceksin. Orada dur, orada dur. Daha ileri gitme. Çünkü benim varuşum kötü, ben onu idare edemiyorum. Ben Can'ı yönetim, ben Can'da iyiyim. Oğlum ne fark edecek, kız kılığına falan girmeyeceksin ki zaten. Sadece Salça'nın ağzından tweet atacaksın. Orada dur. Fırki, ben çok kötü durumdayım. Ya böyle bir varoş ol, bir kılık değiştir. Resmen benim kişiliğim deforme oldu. Benim psikolojim bozuldu. Araba ileri gitmiyor. Geri gidiyor. Ya resmen fiziksel olarak ve ruhsal olarak erozyona uğradım. Toprak akıtıyorum. Ya. Bana niye öyle çekmiyorsunuz? Namkörsünüz siz. Yemin ediyorum namkör.
tehdit sırasında her şey belli oldu arkadaşlar. O bacaklar çıtır çıtır kırılacak. Furki, kim olduğunu asla unutma. Sen Oğuzhan Arıcı'nın oğlusun. O bir babadan öte bir dost. Ama hepsinden öte bir kahraman. Bırak saçmalamayı. Bu demek tuttuğumuz adamlar futbolcu ayağına bu paşalarla maç yapacak. Paşalara sert girecek ve bacaklarını çatır çatır kıracak ha. Oo! Güzel iş. Aynen öyle, çok güzel. Bu sayede de o erkek varoş farelerinden kurtulmuş olacağız. tabii sonrasında sıra dişi varoş farelerine gelir. Tabii. Farelerden kurtulmak lazım. O zaman Hacı Güllelerim, biz bir kutlamayı hak ettik değil mi? Ne yapıyoruz? Hemen caddeye gidiyoruz. Yeni bir pastane keşfettim de. Acayip böyle tavşan şeklinde pastalar yapıyorlar. Ben de pisliği düşünüp kulaklarından başlayıp yiyorum onları. Naif bir kutlama şart tabii. Furki, çok gaddarsın. Acayip gaddarsın ya. Hem bacak kırıyoruz, hem kulak yiyoruz. Yürüyün gidelim. Bu çocuktan kurtulalım ya, çıkınca gel. Kızlar, enerjinizi maça saklayın ya. Maçta ihtiyacımız var size. Ne yapalım, seni öldürdük. Neredesin kuzen ya? Ya sorma kuzen ya, şu bili midir nedir? Alışamadım bir türlü şuna ya. Gözünü seveyim İzmir'in kent kartını ya. Ulan o bili değil, ak bil. Ya ne bileyim, neyse ne ya, bili. Bir şey diyorsun oğlum, rakip bu mu? Evet. Oğlum bunlar atır sizi gibi katil bakıyor. Vallahi çok sert geçecek maça, ben gelip geliyorum. Ya dur oğlum ya. Orçun gitti biraz önce sizin kalenize 3 tane gol atacağım dedi, pop trik yapacağım dedi. Adamlar da sinirlendi, kıl bakıyorlar. Bir şey yok yani. Neyse, ben giyinip geliyorum. Gitme oğlum giyinmeye hemen. Sen geç kalınca bizim mahalleden Recep'i aldık. Biraz sakin. Takıl biraz, çocuklar nasıl ayıp olmasın. Hangi Recep? Takoz Recep, tanıyacaksın sanki. Neyse, ben yine bir üstümde işitip geliyorum. Bana ihtiyacınız olacak. Bunlar çok sert olacaklar çünkü. Tamam, yalnız ayıp olmasın çocuğa, biraz ağırlama. Millet, ikizler için. Evet, her şey ikizdir iki. Senin sapık. Tam bir sapıksın, maçtan önce sakatlayacağım şimdi seni ha. Biz ikizlerdeyken niye kastediyoruz? Tekerlekli sandalye alacağımız ikizleri bahsediyoruz işte. İkiz işte güzel kardeşim. Hem sana ne benim motivasyonumdan? Sana ne benim motivasyonumdan sana ne? Heh, başlıyor maç. Rezervatı unutmayın ha, bol tutun. Hadi gençler, görüşürüz. Hadi beyler, biliyorsunuz ne yapacağımızı. Oğlum 9 kusurlu hareketin 9'unu da yapıyoruz. Abi eziyoruz, bitiriyoruz onları ona göre. Abi hakem ne olacak? Hakim dert etmiyor, ne oğlum, onları ayarlamışlar onu. Hadi bakalım, bugün 51. Evet, temiz maç olsun arkadaşlar. Top Real yedildi. Evet. Tamam, verdik. Hadi. Vermeseydin bir de bunu. Evet. Ya tamam, biraz sakin ol. Sakin. Diskalif etmeye çalışıyor, anlıyor musun? Sakin ol kardeşim. Tamam, hadi sakin. Bak. Aktır adamı, aktır. Ya. Sakin biraz daha beyler. Olsun. Kafanı kıracağım ha. Ne yapıyorsun hadi, gel buraya çabuk. Ya güzel kardeşim, deplase oldun ya. Ya başlayacağım şimdi deplasene. Deplase yapacağım seni. Gelsene maça.
hocam eriteceğim bizi ya. Şunu boş ver. Boş ver. Oha hocam ya. Atacağım ama. Sakin sakin. Alo ne var anne ne var ya maçtayız. Ya, biliyorum zaten o yüzden aradım. Kızım bak beni dinle. Furkanlar konuşurken duydum ben. Ha, şimdi maç var ya. Ha. Sizin maç yaptığınız çocuklara bunlar para vermişler. Sert oynayacaklarmış. Bizimkilerin de bacaklarını kırdıracaklarmış. Ne? Ya ona haber vereyim dedim. Aman gözünü seveyim. Dikkat etsin bu çocuklar. İyi tamam anladım. Hadi kapatıyorum. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Tövbeler olsun yarabbim ya. Vay pislikler vay ya. Mezun olduğum Serzeniş Koleji'nin mezunlar toplantısında sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız bakışlarını görüyor musunuz güzel beyciğim? Ne biçim yer kızım burası? Şşş bana bak. Ben gerilirim buralarda. Şöyle kıyıdan köşeden izlerim ben. Sen takıl. Ne demek kıyı? Ne demek köşe? Sizin gibi ulu ve orta bir insan gerekirse halka sesleniş yapmalı. Elinde megafonla sufle vermeli. Ya bırak bıdı bıdı yapma bana. Ben çökerim şöyle. Sen bakarsın darlığına. Hah getir yeğenim. Tamam tamam. Ya, olur mu öyle şey canım? Saçmalamayın Dizel Beyciğim. Aa. Bizim okulun çocuklarından herhalde. Ne işin var tatlım burada? 3333 Esma. Ayten ben ayol Ayten. İnanmıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 bizim Ayten. Photoshoplu gibi olmuşsun. Hiç bozulmamışsın. Biraz teknoloji tabii. Biraz. Dur seni eşimle tanıştırayım. Tatlım. Şehzade. Pilot mu kendisi? Hayır, Cimri. Tamam tatlım. Ay sen yalnız mı geldin yoksa? Kim? Ben. Yalnız. Sen tanıyamamışsın tatlım. Fritözle flörtözü, para gözle Hacı İbat'ı, Trigger Kayışı ile Freddy Krueger'ı birbirine karıştırmışsın. Ben erkeğin özü, adamın dibi, azaltılmış insan numunesi bir adamla geldim. Dizel Beyciğim. Heh, getir yeğenim getir. Şunlara hiç dokunmadım. Flörtünüzün de... Kim demiş? Kendisi bir dünya, bir evren, bir doktor, kalp doktoru. Ya şansa bak. Hayır yani dertlerini anlamadım ki. Niye bu kadar sert oynuyorlar? Ya biz de anlayabilsek. Herifler var ya kasap sporu altyapısından gelmişler ya. Hani anlamadım konuşu. Ya hakem nasıl gözüm? Hoca nasıl gözüm ya sen bunlara? Acaba diyorum bunlar Alice'i kıskanıyor da ondan mı bu kadar sert giriyorlar? Saçmalama ya. Nereden tanıyacaklar Alice'i? İşte ben bunu diyorum. Alice nereden tanıyor bunlar? Salça içinde Alice geçen cümleyi niye ciddiye alıp buna cevap veriyorsun? Bak. Bu da beni kıskanmaya başladı. Hayırdır inşallah. Zevzek konuşma lan.
Vallahi ayağımın acısı senden çıkartırım he. Ya arkadaşlar ben ne yapayım biliyor musunuz? Ben gideyim bu çocukların yanına. Diyeyim ki oğlum sizin derdiniz ne lan diyeyim. Tamam mı? Hatta derdiniz ne lan falan da demeyeyim. Gideyim direkt o kramponlarını çıkartıp bunların çünkü derdine çare olan bu galiba. Ya aslında öyle bir şeye gerek yok. Ben bunların kaşıntılarının ne olduğunu öğrendim. Allah Allah nedenmiş? Niye herkes bize böyle kıl kıl bakıyor kız? Normaldir efendim. Okulun en popüler kızıydım. Görüyorsunuz her şeyden mezun olunuyor ama popülariteden olunmuyor. Okulda beni parmakla gösterirlerdi. Yardım edin. Hocam fenalaştı. Adam göz göre göre gidiyor. Görmüyor musun? Aa, koskoca okul bir tıp mezunu veremedi mi? Tüh, yazıklar olsun. Senin flörtün doktor değil miydi tatlım? Ne doktoru ya? Kalp doktoru efendim, gönüllerin doktoru. Size mesleği sordular, doktor demek durumunda kaldım. Lütfen beni bozmayınız efendim, idare ediniz lütfen. Daha nasıl bozulacaksan? Ya ne işler açtın başıma, ne yapacağım şimdi? Bakınız dinliyorlar. Lütfen gidip bir el atıveririz. Furkan gitmiş, bunlara rüşvet vermiş. Gidip bizim çocukların ağzını burnunu bacakları falan kırın diye işte. Vay Furkan'a bak sen ya. Bizi sakatlasınlar diye karşı tarafı futbolcular rüşvet mi vermiş? Furkan Arıcı mı? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu abi yapar. Ya, ulan sadece karşı tarafı futbolcularına vermiyor. Bir de hakemi de satın. Ya şimdi yani bence bu sadece Furkan'ın işi değil. Kesinlikle Zeki'nin de parmağı var. Neşe. İstersen canı konunun dışında tutmak için bizim canımızı sıkma ha. Ne alakası var ya? Bana nasıl göründüyse olay onu öyle söylüyorum yani. Abi neyse ya ne yapacağız şimdi? Bence hakeme gidelim hakem diyelim. Vallahi bak gerçekten nasıl olsa biz bu maçı kaybedeceğiz. Hem içimizde kalmaz. Yıllardır beslediğimiz, kin duyduğumuz lafları hakemin suratına karşı söylemiş oluruz belki. Ya zevzek herif. Tekerlik sandalyeyi ne yapacağız? Biz bu maçı kazanmak zorundayız. Ya bizim bu maçı hem kazanmamız lazım hem de bu yaptıklarının cezasını vermemiz lazım. Öyle bir formül bulmamız lazım bizim. Aradığınız formül bende. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sahaya çıkıyoruz. Kemik kıran futbol nasıl oynanıyormuş gösteriyoruz onlara. Hadi. Hakem ne olacak? Orası bende. Arada hakemi yakaladım. Hoca dedim benim babam federasyonda görevli. Beni de buraya gözlemci olarak gönderdi. Ona göre ayağın denk al dedim. Yedi salak. Seydim lan senin yalancı. Ulan. O zaman ne yapıyoruz? Abi, durmuyoruz abi. Haydi. Bak Osman'cim gel buraya. Ben gidip sen çıkıyorsun tamam mı? Manevi destek. Haydi oğlum. Hadi bakalım. Açılın. Ben doktorum. Açılın açılın. İyi misin? Ha? Sağ olun doktor. Çok teşekkürler. Kalk bakayım hadi bir de üşütme bakayım. Kahramanım alkış. Ben size flörtümün doktor olduğunu söylemiştim. Güneş giren eve doktor girmez. Demir nemden insan gamdan çürürmüş. Hastaya yatak sorulmazmış. Ayağını sıcak tut başını serin, başını serin tut düşünme derin. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ruh ve sinir hastalıkları anasını satayım. Hadi. Ve prensesin mutlu olduğu resme geldik. Yok. Prensesin sap gibi kendi kendine kaldığı yere geldik. Bu okuldan mezun olmuşsun ama benden yine sınıfta kaldın prenses. Ne? Nasıl? Dizel Beyciğim. Dizel Beyciğim. Bu okuldan mezun olmuşsunuz ama adam olamamışsınız be. Dizel Beyciğim, dokunaklı insan.
İlk yarı Uganda futbolu oynanız, biz bir şey dedik değil. Ha kardeşim bir dakika ya. Ben seninle bir şey konuşacaktım zaten, gel. Traf sakin. Abi sakinim ya, tamam biraz. Sakin sakin konuş. Ya sakinim tamam, gel. Şimdi kardeşim. Biz bu turnuvadan böyle ödül aldığımız zaman ne ödül alacaktık biliyor musun? İki tane böyle tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan arkadaşa yardım edecektik. Ödülümüz buydu yani bizim. Sonra öğrendik ki başka arkadaşların da buna ihtiyacı varmış. Sonra bize kuşlar haber uçurdu. Dediler ki bizim okuldaki birisi size para yardımı yapmış. Bizim böyle ayağımızı kırın, böyle ayağımıza dalın, bizi sakatlayın falan. Abi yemin ederim öyle bir şey yok. Bak şimdi yemin etme. Yemin etme, boş yere çarpılırsın. Hoş çarpıldın çarpılacağın kadar da hani bir daha çarpılmana gerek yok. Şimdi bir koşu gidiyorsun, tamam mı? O parayı getiriyorsun, biz de hayır işliyoruz. Ama? Aması falan yok. İki tane seçeneğim var, birincisi bu. İkincisi, ben seni daha önce hak ettiğin gibi ağzını yüzünü kırarak eve gönderirim. Sen de gider o parayla estetik ameliyat olursun. O zaman ben birinci alternatif tercih edeyim. Çok güzel ya, çok akıllısın valla. Çok akıllısın. Hadi koş. Arkadaşınız sizi bekliyor ya. Tekrar tebrikler arkadaşlar. Tabii tabii tabii. Bir daha görüşmek üzere. Hadi. Neşe, sen de şu tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan arkadaşlara haber ver. O iş tamamdır. Tamamdır. Hatta o diğer ihtiyacı olan arkadaşlara da haber ver. O iş de tamamdır. Çünkü bize sürpriz bir ödül daha verdiler. Sürpriz ödül mü? Aynen. Kardeşim bir şey soracağım. Mert, bana doğru cevap ver. Mertçe cevap ver bana. Kütük karşı yaka mı? Doğru. Vallahi şaşıracaksın kardeşim ama kütük karşı yaka değil. Ama bu memleketin başka topraklarında da mert adamlar yetişiyormuş demek. Misal ben. Duydu inanma. Neyse arkadaşlar ben kaçıyorum. Hızlıca bir duş alıp gideceğim çünkü akşam Elçinler'de yemeğimiz var da ailesiyle birlikte. Vay! Kayın aileyle tanışmacı ha. Şişt, Gülen bana bak. Salih Bahri amcaya benden çok selam söyle. De ki orçu sizin bahçede mangal yapmayı çok özlemişti, tamam mı? Allah Allah. Hadi. Tabii senden sonra havuzu böyle toprakla doldurup bahçede kapamadılarsa. Aşkım sen beni niye yemeğe götürmüyorsun? Aşkım bunun iki sebebi var. Birincisi Ceyhun Elçin'in ailesiyle ilk defa tanışacak. O yüzden bu yemeğe gidiyorlar. Oysa ki ben senin aileni tanıyorum. Özellikle de anneni. Ya ne olacak? Bir daha tanışırdınız. Hem annem seni sevmiyor. Belki bu sefer severdi. Ha, bu sevmiyor konusunda vurgu yaptın. Tekrar tekrar vurgu yaptın. İyi oldu. E sen de bana evde ellerinle yemek yapardın. Ha. Ha. Kendi ellerimle. Olabilir. Aha, anamlar da bu akşam evde yok ha. Bir lafıma da salça olmana ne ya? Gençler, paşa bu akşam kendi elleriyle bize yemek yapacakmış. Ah, avucumu yalarsın. Ben sadece sevgilime yapacağım o yemeği. Ben de çok meraklıydım senin o pis ellerinden yemek yemeye. Akşam gelirsin, kapıyı açma. Hem zaten ben akşam kendime ek iş buldum. Çalışıyorum. İşte akşam çalışılacak ek iş. Oğlum ben sana diyordum zaten, kendime vampir olarak para kazanacaksın. Ay be! Kızmayacağım, gerçekten kızmadım. Şaşırttım seni değil mi? Şaşırttım, kızmadım. Abi bu tekerlekli sandalye için... Çok akıllı adamsın Hazret. Vallahi. Al. Al hadi al bunu da al. Ağrı kesici alın oğlum kendinize. Biraz böyle akşam zorlu geçebilir, tamam mı? Öyle yapacağız artık. Hadi koş. Arkadaşlara çok selam. Hadi. Al bakalım kız. Ver bakayım sayayım ben onu. Dokun mu o parayı? Dokunmayacaksın. Çok meraklıydım sizin paranıza. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. İşte bu ya. Dizel Beyciğim. Dizel Beyciğim bekleyelim efendim. Dizel Beyciğim. Yarenizi peşinizden koşturmasanız ne öyle köylüler gibi bir metre gerinizden yürütüyorsunuz. Küstünüz mü bana Güzel Beyciğim? Bak hiç havamda değilim ona göre. O zaman küfredin, tükürün, hızlı boz deyin. Öyle küfürle kafirle geçecek türden değil benimkisi. Sizin için doktor dedim diye mi küstünüz bana? Demek benden utandın ha. Helal sana kız. Yine hiç çalışmadığım, alışamadığım yerden çıktın. Helal.
Siz bilmezsiniz onları Dizel Beyciğim. Onlar alay ederler, dalga geçerler insanla. Senin benimle dalga geçtiğinden daha fazla mı geçerler? Ya kafe işletiyorum ya. Var mı ötesi? Al bağıra bağıra söyleyeyim. Emekçiyim ben, işçiyim, sosyete değilim. Kafem var, kiracıyım. Sevemez miyiz he? Sevemez miyim? Böyle söyleyince de dramatik oldu ama. Sana dramatik bir şey daha söyleyeyim mi? Benim benden utanacak sevdiceğim yok. Bundan sonra sen yoksun. Bitti. Love story'm volkanik bir patlama sonucu lavlar altında kaldı. Beni terk edemezsiniz Dizel Beyciğim. Terk ettim gitti. Terk edildim. Şimdi saçlarımın şeklini değiştirmem lazım. Alışverişe vurmam lazım kendimi. Bir de ergenler gibi deli gibi çikolata yemem lazım. Terk edildim. Lay 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 lay. Hop di di di. Lay 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 lay. Kamiller. Aliş, kız, bu galibiyet sevincini seninle beraber kutlamak isterdim. Sen olmayınca galibiyetin hiçbir zevki çıkmıyor be güzelim. Ama benim Aliş'le birlikte olmam için fatura bulmam lazım benim. Ne kadar çok fatura, o kadar çok Aliş. De, ben bu faturaları nereden bulacağım ya? Şanslı serkeri seni. Hadi Orço, dal hızlı içeri koçum. Hay be! Selamünaleyküm dayı. Sen de şampiyon olmuş büyük bir takımın büyük futbolcusuna yakışır büyüklükte bir fatura kesebilir misin bana? İstediğin kadar fatura keserim. Fazla var zaten. Ha, iyi o zaman sen bana 100 liralık kes. Ya da dur vazgeçtim 300 liralık kes. Dur. Sen bana 500 liralık kes. Ne kadar büyük fatura o kadar Aliş. İstersen 1000 liralık keseyim. Sen yeter ki iste. Ay senin ağzını öpeyim bak. Kes 1000 liralık kes bana. O halde 1000 liranın %18 KDV'si olan 180 lirayı rica edeyim. Ay, 180 lira mı? KDV mi? Yok devi. Ne KDV'si bu? Ne KDV'si olacak? Kestiğin faturanın KDV'si. Ha. Yani şimdi biz hiçbir şey almasak da sadece fatura alsak yine para vermek zorunda mı ya? Öyle. Maliye bu işe sıkı tutuyor. Zaten yaptığımız da yasal değil. Yasal işi niye yapıyorsan bu işleri? Şaka ettim. Gerçekten şaka ettim. O zaman benim para bulmam lazım değil mi? Para bulmam lazım. Para bulmak için de ilk önce iş bulmam lazım. İş? Burası da bayağı büyükmiş ha. Daha iyi. Diyeceğim. Bir şey diyeceğim sana. Senin elemana ihtiyacın var mı? Bak ben çok çalışkanım. Zehir gibi bir çocuğum. Elimden her iş gelir benim. Elemana şimdilik ihtiyacımız yok. Bak sezon bitti. Kış malzemeleri satıyoruz. İyi o zaman ben başka yerde iş arayayım ha. Ulan Orça. Fatura parasına çalışan dünya üzerindeki tek kamil sensin herhalde. Hay be. Kolay gelsin. Güle güle. Bunu aldım okurum ben. Aşkım. Ya ben lafın gelişi söyledim. Bak ben de geleyim beraber yapabiliriz. Ya maksat beraber yemek. No 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 señorita. Mutfakta pizza ustası Alejandro var. Kim? Alejandro. Sey İspanyol. Siz nasıl diyor? İtalyan asıllı İspanyol aşçı. Ay aşkım o şapka sana çok yakışmış. İtalyan asıllı İspanyol aşçı mı? Vay. Ay başka bir şey istesem olacakmış. Nasıl? Şey,
Kardeşlik diyorum. Milletlerin, devletlerin kardeşliği. Ha, iyi peki. Siz kimsiniz küçük hanım? Ben. Ben de bir şey bulayım. Ya. Dur düşüneyim. Ben Fransız olayım. Fransız isim Emmanuel. Emmanuel olmaz. Güzelim, geç Emmanuel, geç. Başka bir şey var. Geç. Ya niye ya? Ne güzel isim bak. Emmanuel. Aşkım şimdi ben ulusal sözcükleri dökemem ya. Emmanuel olmaz. Emmanuel cız kaka. Geç diyorum. Başka bir şey bul. Ne olursun ya? Ya of tamam. Ne olur başka ki? Michel. Michel. Michel candır. Michel olur. Tamam. Mademoiselle Michel. Signor Alejandro. İspanyol aşçı Alejandro şu an mutfağa gidiyor ve İtalya'daki köklü ailesinden ona miras kalan süper bir pizzayı size yapıyor. Merci. Je ne pas. Görüşürüz. Si, mademoiselle. Arrivederci. Ciao. Hasta la vista. Je ne pas. Merci. Oui. Ya güzelim sen de her şeyin başına jönepa ekliyorsun. Biraz çaba göster rica ediyorum. Bak ben o kadar İtalyanca, İspanyolca kelimeler ezberledim ya. Ama ben bilmiyorum ki Fransızca kelime. Neyse ben Türkçe konuşamıyorum. Sen git pizza. Sen jönepa otur tamam mı Mademoiselle Michel? Ciao. 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 Aşkım pizza hamuruna yağ sürmeyi unutma lütfen. Ben sana burada yarı İtalyanım diyorum. Sen bana pizza yapmayı öğretiyorsun. Sivuple, per favor. Jönepa otur sen. Mademoiselle Michel burada tamam mı? Sakın bir yere kapıdama. Kapıyı da kapatıyorum. Açmayacaksın. Evet. Domates, tuz, peynir. Sıralama, malzeme, sonra tekrar peynir. Yağ koymak gerekiyor muydu hakikaten? Peynirin yağı yeter ya. Evet. Ben sıcakmış. Bayağı geç kaldılar. Hoş geldiniz Elçin Hanım. Sağ ol Ebru'cum. Şunu yukarı odama alır mısın çantanı? Hoş bulduk merhaba. Nereden? Buradan. Evet, işte size bahsettiğim erkek arkadaşım Ceyhun. Merhabalar efendim. Ceyhun ben. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Elçin'cim, yemeğe annenin de katılacağını söyledin. Herhalde bir işi çıktı, gelemedi. O zaman sağlık olsun. Bir sonraki buluşmamıza. Ceyhun'cum, ben Elçin'in annesiyim. İnanmıyorum. Ciddi olamazsınız. Latife yapıyorsunuz değil mi? Yani bu yaşta anne... Ya kusura bakmayın, ben Elçin'in ablası sandım size, kusura bakmayın. Gerçi bir ablası olduğunu da söylemedi bana. Ceyhun'cum, ben Elçin'in annesiyim ama iltifatların için çok teşekkür ederim. Bu çeklersin hanımefendi. Ki ayrıca şunu da belirteyim, ben iltifat etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum çünkü ben asla yalan söylemem. Ya ne demezsin. Çok teşekkür ediyorum iltifatın için. İsterseniz yemeğe geçelim, sofra hazır. Buyurun. Canım sen böyle gel, teşekkür ben de böyle oturayım. Gel yavrum. Kızım al şunu. Nasılsın Ceyhun'cum? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi, sağ ol. Üniversitede okuyordun değil mi? Evet efendim. Hangi üniversite? İstanbul Teknik Üniversitesi. Ay, darısı Elçin'in başına. İnşallah. Gerçi bu aralar dersleriyle pek ilgilenemiyor ama. Anne aşk olsun. Yalan mı? Sen üniversitelisin, Elçin liseli. Nerede tanıştınız? Kafede. Okulda. Nerede? Kafede. Okulda. Ceyhun bizim okula geldi. İşte ilanı panoya asmak için. Tabii ben de bir okul... Ne ilanı asıyordu? Şey, matematik özel dersi baba. Hani ben matematikten özel ders aldım ya. Ha, sana ders veren genç buydu demek. Evet, o genç bu. Evet, o genç benim. İşte sonra ben de tabii telefon numarasını panodaki ilandan aldım.
işte aradım, özel ders verdi bana ama kafede çalıştık. Yani hani kafe dediğimiz o, yani okulda konuştuk ama asıl tanışmamız kafede oldu. Evet, kafede çalıştık biz hep. Hep kafe, hep kafe. Evet. Vallahi çok iyi toparladın, helal olsun. Sağ ol. Üniversitede kaçıncı sınıftaydın? Birinci sınıftayım ama ikinci sınıftan ders alıyorum. Ah, kaldın mı yoksa? Hayır efendim, şimdi ben İzmir'de... Şimdi ben İzmir'de bir sene okudum, oradan buraya geçiş yaptım. Yatay geçiş, dikey geçiş. İzmirli misin yoksa? Evet. Hayır. Şimdi bir sene İzmir'de okuyunca efendim, yani insan soruyor neresiniz diye, hemen cevabı yapıştırıyorsunuz ya, evet diye. İzmirli değilim yani ben. Ha, ben İzmirliyim de. Öyle mi? Şey, ben aslan şey, bir sene orada okudum, ben Adanalıyım ben. Adana, aslan Adanalılar. Asıl benim Adana. Ha, öyle mi? Biz de İzmir'de yaşamıştık ama o zamanlar daha Elçin henüz doğmamıştı. Aa, öyle mi? İzmirli sayılırsınız yani. Tabii İzmirliyim. Üf ya, bak bunu niye söylemiyorsun Elçin'ciğim? Ya bilseydim o İzmir'imizin, İzmir'inizin o en meşhur tatlısı, Şambaba tatlısını alırdım. Beraber yerdik, tatlı tatlı İzmir'i konuşurduk değil mi efendim? Ya keşke söyleseydim. Şimdi gelelim asıl soruya. Aa, baba resmen sorguya çektiniz. Bırakın biraz yemek yiyelim. Ceyhun çok kibardır, söyleyemez. O da benim gibi çok aç. Yemeği biraz sonra yersiniz canım. Şimdi bir sorumuzu soralım da. Hangi takım tutuyorsun? Hangi takım olacak efendim? Tabii ki bir tane takım var. O da kaf... Ne oldu kızım? Anne çok acı koymuşsun. Aa, daha içmedin ki. Kokusundan genzim yandı anne. Takım? Takım şöyle, baba biraz garip gelecek ama Ceyhun takım tutmuyor. Yani bu sevmiyor anlamında değil, futbol çok seviyor ama milli takımcı o. Milli takımı tutmuyor. Milli takımcıyım ben. Aa, bir dakika o zaman. Siz çorbalarınızı içe durun, ben gecemizi renklendireceğim. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şey biraz acı ama. Madem takım tutmuyorsun ve İzmirlisin, bundan sonra Göztepe taraftarısın. Hem Göztepe bir taraftar kazansın, hem de sen kazan. Renkleri de çok yakıştı. Ya. Baban hep böyleydi. Yani Göztepe deyince akan sular durur. Ceyhun titreme. Hayatım nasıl titremeyim? Çok fena oluyorum. Ceyhun saçmalama. Hayatım dayanamıyorum, çok fenayım. Ceyhun benim için dayan. Hayatım, o Süpermen'e kriptonit vermişsin. Ama da Göztepe atkısı, çok fenayım, dayanamıyorum. Ceyhun lütfen saçmalama. Olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Bir tane affet, ben bunu çıkartıyorum. Yok, sakın. Ha, şunu da unutmadan söyleyeyim. Göztepe'lisin ya, bir an karşı yakalısın diye ödüm patladı. Çünkü karşı yakalılara asla güvenilmez. Ve şunu samimiyetle söylüyorum. Hele kızımın arkadaşı bir karşı yakalı olsa asla buna izin vermem. Bu böyle çok güzel oldu, değil mi? Çok açtı seni, diyorsun bence. Acı koymuşsunuz çok. Çorba çok acı anne ya, vallahi her tarafım yandı. Çok acı, çok acı koymuşsunuz. Tamam, o zaman ana yemeklere geçelim. Ebru! Ben bunun üzerine bu soğuk suyu içerim. Ay Ceyhuncuğum, seni tanıdığıma çok sevindim. Hem İzmirlisin, hem Göztepe'lisin, hem üniversitelisin. Daha ne olsun. Elçin çok iyi bir arkadaş kazandı. Olur efendim. Elçin kazanıyor. Zaten hep Elçin kazanıyor. Kaybetme gibi bir şansı yok. Sizin gibi, pırlanta gibi bir anne babaya sahip ya. Gerçekten çok şanslı, gerçekten çok şanslı. Siz Matmazel Michel, artık gelebilirsiniz. Aşkım. Çok güzel olmuş. Ya. Sarı kırmızı mumlar da var. Ya. Güney ya,
çok güzel olmuş. No, 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 no. No, Güney. Alejandro. Pardon, Alejandro. Ay, inanamıyorum sana ya. Ama bunları da yakalım. Tabii ki yakacağız. Nasıl yaptın sen bunları? Ha, buna çalışmıştım bir dakika. Quejes el amor. Nasıl? Quejes el amor. Yani ana dilim olan İspanyolca'da seven ne yapmaz anlamına gelir. Bir dakika, bir dakika. Tekrar et, ben de söyleyeyim. Neydi? Tamam güzelim. Benim için de biraz zor ama. Quejes el amor. Kase el amor. Güzelim, ne kasesi? Tabak mı bu ya? Quejes. Ah, siz Fransızlar İspanyolcadan hiç anlamıyorsunuz. Gerçi siz Fransızların da anladığı iyi şeyler var tabii, yok değil. Mesela? Mesela bir öpücüğe isim vermiş milletsiniz neticede. Yani? Yani isterseniz bir örnekle gösterebilirim size. Ya önce pizza yesek sonra örnek versek, çünkü ben çok acıktım. Ne pizzası ya? Pizzayı ellerim yaptım, orada duruyor, kaçmıyor bir yere. Hatta ben pizzayı bu yüzden bile yapmış olabilirim. O yüzden ben size örnekle göstereyim, gel. Ya Güney? Ney? Ne Güney ya? Alejandro, Alejandro kızım. Neyse Alejandro, bir rahat dur. Ben rahatım. İsterseniz siz rahat durun. Siz nasıl Fransızsınız Matmazel Michel ya? Fransızsanız Fransız öpücüğünü bana göstereceksiniz. Meksikalıyım desen Meksika dalgası mı yaptıracaktın? Evet. Niye Fransızım dedim ki? Bilmiyorum. O yüzden göstereceksin. Michel, öp beni. Hadi, hadi. Tam küçücük. Tam küçük, küçük, küçük. Ay bir koku var. Ne? Koku mu? Ya sucuk pizza kokmuşumdur. Üstüme sinmiştir güzelim. Kokudur o. Boş ver ay ya. Ay yok aşkım, senden değil zaten ya. Evden geliyor. Baksana. Böyle yanık ne gibi. Ne yanığı ya? Eski bu kablolardandır. Gel. Yanık kokusu var. Pizza. 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 Kan yaktık pizzayı ya. Of. Ay. Ay ya. Dikkat et. Pizzayı da yaktım. Elimi de. Bu ne ya? Üf. Güney sen de yani hem Alejandro'yum diyorsun hem pizzayı yakıyorsun. Hiç Alejandro pizzayı yakar mı? Bilmiyorum. Daha önce Alejandro görmedim pizza yakan. Yalnız Matmazel Michel, siz daha önce gördünüz galiba Alejandro ha? Hayır canım, ben tahmin ettim. Bilmiyorum. Yani sen böyle Michel falan olunca benim gözüm fırındaki pizzayı bilir mi görür mü ya? Ha, aklım başımdan aldım. Ben sana dedim Emmanuel olacaktım. Eyvah eyvah. O zaman bütün evi yakardım vallahi. Hiç gerek yok. Ya ne yapacağız, böyle romantik romantik sofra da kurduk. Canım bak sana ne diyeceğim. Ben sofrayı çok beğendim. Biz pizza söyleyelim, o sofrada oturup yiyelim. Olmaz mı? Olmaz. Bak burada kalan hamur var. Ben bunları iki dakikada baştan başlayabilirim yok, ya. Yok yok, çok uzun süre ben acıktım ama. Biz çağıralım pizzayı, ben sana sanki sen yapmışsın gibi teşekkürümü edeceğim. Ha. Teşekkür edeceğim. Evet. Sözün söz ama bak, teşekkürümü alırım. Söz. Je ne pas, s'il vous plaît. Ben Michel. Söz. Ya ben senin je ne pas, s'il vous plaît diyen ağzını yırım ya. Fransızcaya Fransız bir şeydim benim. Bir ön ödümü alayım. Çok acıktım ben. Şimdi hemen dışarıdan pizzayı söyleyeyim, ben sonra sana teşekkür ederim, tamam mı? Biz şimdi yemek yiyelim. Önce yemek. He. Aç ayı oynamaz diyorsun yani. Evet. İyiyim hadi. Söyleyeyim o zaman. Hadi söyle. Merhaba. Hacı Gül'le nasıldı ya? Olmuyor böyle, he? Nasıl bir pozdu bu? Şu nasıl, iyi mi? Şöyle... He, olmadı, ben çatıdan kedimi bırakırım aşağı. Zeki, gerzek gerzek konuşma, gözükeceksin. Çekil kenaraya. Ya nasıl da tanıdın beni, he? Hayret. O kadar da kendime Zeki Kent kamuflajı yaptım, he? Oğlum bir tane gözlük takmışsın ya, neyini tanımayacağım seni? Olmamış mı? Olmuş mu? Olmamış mı? Ya, Süpermen yapınca oluyor. Zeki. Eksik. Seni konuşmaktan Süpermen ediyorum. Bu mudur yani? Şunlara bakın ya, ne kadar mutlular. Bırak artık sen de şu kızın peşini. Seni üzmekten başka bir şey yapmıyor, görmüyor musun? Benim derdim Elçinli değil oğlum. Ben Samyeli sülalesine kalım. Bana bakın. Özellikle sana söylüyorum.
Bundan sonra herhangi bir varoşla ne görüşeceksiniz, ne konuşacaksınız, anlaşıldı mı? Onları bu dünya üzerinden sileceğim, sileceğim. Şu Ceyhun'dan bir kurtulayım, başka bir şey istemiyorum zaten. Yani o zaman Elçin de paşa paşa sana gelecek, öyle mi? Aynen öyle, hem de kendi isteğiyle. Ya zaten Elçin bu aralar hiçbir şey hak etmiyor ya, o da neyse. Benim asıl istediğim zenginler kazansın, varoşlar ezilsin. Şu Ceyhun'a ikinci sınıf vatandaş olduğunu hatırlatayım bana yeter. Peki nasıl bozacağım bu tabloyu? Bayağı kakara kikir gözüküyorlar. Çok basit. Elçin'in annesiyle babasını uyandıracağız. Ben de onu düşün. Yemin ederim demin aklıma geldi. Şimdi onu düşünüyordum. Saat 6 gibi uyandıralım. 6 iyi bir saat. Sonuçta uykunun en güzel vakti. Tam canlı ciğer. Hiç olmadı, onu da yapamadık. Şu bahçelerine var ya 6-7 tane horoz atarız. Gak 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 uyandırırız. Zeki Allah aşkına bir karışma sen ya. Sen bir sus artık ya. Devam et çekelim. Sizce Elçin'in annesiyle babası kızlarının eve getirdiği çocuğun Bayram Paşalı'nın öz kuzeni olduğunu öğrenirse ne yaparlar? Çakal. Büyük çakalsın. Büyük plan bastın. Yani olayların büyük fırki reissin. Katakulliye getiriyorsun. İnsanları cin ölisin. Müthişsin. Hakikaten anladın mı acaba Zeki ya? He. Biraz gözlüğünden ut. Okumuş havası veriyor sana. Bıktık senden ya. Fırkicim. Çok güzel plan. Gerçekten artık kötülükte Darth Vader'a geçtin. Pes yani. O zaman şu araya girdi gülemedik. Bir kız kız. Vay. Paşa Kamil'ine bak sen ya. Sevgilime yemek yapıyorum, ayağına bizi sattı. Kendisi sevgilisiyle beraber evde pizza partisi veriyor. Beni karşılarında görünce şoke olacaklar, şoke. Vay be! Köpeklere bak, uç, 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 uç! Ya şey, tamam ben sizin mahallenin ne olayım ya ben. Ha orçayım ben, orçayı tanımadınız böyle, uç! Uş! Ay ne yapacağım ben şimdi ya? Ay pizzadan biraz açsam mı acaba? Ya da dur, pizzadan birazcık verirsem beni işten atarlar. İşten atarlarsa Ali işi de yatar. Ay hoş gelme. Gelmesi mi? Uş! 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 Ali'ciğim! Allah paşa! Paşa! Tamam tamam. Geçti gitti ya artık. Çıktı sanki duman. Koku da kalmadı. Evet. Pizza yanığı kokmuyor ama Alejandro'nun hala içi yanıyor be güzelim. Bana bak. Hazır pizzacı gelmemişken, benim de karnım hala açken. Diyorum ki bana bir öpücük versen de şu kalbimin üstünde yanan ateşe şöyle bir su atsak birlikte ha? Ay ben bu Alejandro'yu çok sevdim, çok romantik. Ha, güney öküz, Alejandro romantik öyle mi? Aşkım ben öyle mi dedim, aşk olsun. Ya sen bana bir öpücük bile vermezken nasıl aşk olacak bunun adı? Söyler misin? Ya anneler gelirse? Gelmezler. Ama küçücük bir tane. Ya buna da kota koymana inanamıyorum ya. Bunun sayısı mı olur? Ne kadar saçma. Hadi. Pizza geldi. Oley çok acıkmıştık. Pizza geldi oley. Sanırsın savaştayız, süvariler geldi. Bu ne sevinmek Gülçek ya? Altı üstü bir öpücük ya. Ne yapayım çok acıktım. Pizzacı da tam gelecek zamanı buldu. Ne var 10 dakika geç kalsan? Ne var lan 10 dakika geç kalsan? Tamam geldim patlama! Pizzacı mısın, alacaklı mısın belli değil. Aa, paşa! Aa! Paşa ne olur yardım et! Lütfen yardım et bana paşa! Paşa varmış daha bir tam ekmek oldu ya paşa! Orço! Bir sus Orçun ya, bir sus ya! Bu pizzalar dedi. Kapımı aniden çalmadan mı şaşırayım? Pizzacı kılığında karşıma çıkmadan mı şaşırayım? Ne lan bunlar? Pizza. Nereden çıktı bu adam ya? Hani romantik yemek yiyecektik? Ne yaptı lan bunlar? Light. Ay be! Yemedin değil mi? Yok kardeşim. Orçucuğum hangi köpek kovaladı? Seni yavru olan mı? Ne yavrusu olan ya? Bu kadar yok mu karabaş karabaş? O kovaladı beni valla parçalıyor da. Abi dur lan. Cem
Cem'in bu akşam çok güzeldi. Ben çok eğlendim. Ama sen benim kadar eğlenmedin galiba. Olurum bir tanem. En az ben de senin kadar eğlendim. Tabii o Göztepe'li kısımlara çıkarırsak daha iyi tabii. Göztepe. Elçin. Göztepe. Elçin vallahi bu akşam burama kadar Göztepe oldum. Babam bir yandan sen bir yandan ya. Allah aşkına yapma. Dayanamıyorum ya. Kaşkol nerede? Bagajda. Ah iyi tamam. Onu unutmayalım bir yerde. İşte hazır tutuyorum ya. Ne için? Yani Göztepe Süper Lig'e çıkınca sen ben babam turlayacağız ya o yüzden. Tabii. Tabii bak Elçin bak bu kadar büyük konuşuyorum. Ben seninle Ağrı Dağı'na gelirim, ötesine gelirim, eteklerine hatta tepesine kadar gelirim. Ama seninle Göztepe'yle ilgili hiçbir şeyin turuna falan gelmem bir tanem. Kusura bakma. Tamam ya tura çıkmayacağız şaka yaptım. Ama ben sana teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Ne için bir tanem? Yani tamam o atkı senin dünyanda simgesel bir şey ama benim için kimse bu kadar acı çekmemişti daha önce. Sağ ol. Önemli değil. Elçin. Hı. Lan. Ben senin için her şeyi yaparım. Yaptım, yapacağım da. Ama bugün senin dünyanı gördüm de biraz ürktüm açıkçası. Ceyhun lütfen. Öyle ben senin gibi birini taşıyamam, ayrı dünyaların insanıyız gibi bir şey söyleme bana. Yani ben sırtını ailesine dayayarak yaşayan insanlardan değilim. Gün gelecek, her özgür birey gibi ben de ayrılacağım ailemden. O yüzden eşimi de kendim seçmek istiyorum. Biri gelip de siz iyilik yaşamazsınız deyip engel olmaya kalkarsa bana git diyecek tek kişi sensin Elçin. Ben sana git demem. Ceyhun bizim ilişkimiz imkansız olmayacak. Varsın olsun. Bana fark etmez. Elçin, sen de ben kutba giden bir gebinin sergüzeştini, sen de ben kumarbaz macerasını keşifledim, sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak istiyorum gözlerine. Sen de ben imkansızlığı sevdim. Ama asla ümitsizliği değil. Hiç önemli değil. İyi korktun senden. Ben? Sen kendine bak ödüm patladı be. Tamam benim de ödüm patladı. Neyse. Ben artık gideyim çünkü durdukça senden ayrılması daha zor oluyor. Neyse ben gideyim de biraz internetten Karşıyaka'nın maçını falan izleyeyim. Ancak kendime gelirim. Olur. İyi geceler bir tane. İyi geceler. Dikkatli git. Tamam. Bu pizza kuryesi içine girmem çok güzel olur değil mi? Ne zamandır böyle diğerlerinden ayrı boş başım bir şeyler yapmıyordum. Ya Orço, bela mısın başımıza ya? İlla kırmızı kart mı göstereceğiz seni bu evden göndermek için? Ya sen nasıl bir arkadaşsın? Yüzsüz herif. Git seni pizzacıdan beklerler, hadi. Ya nereye gideyim güzel kardeşim ya? Dışarıda 30-40 tane azılı köpek var ya. Geçinler mi beni, öldürsünler mi beni? Ben 30-40 tane azılı köpek dedim, bizim mahallenin iki tane çomarı. Sakin, sessiz hayvanlar. Pizza kokusunu duymuşlardır. Verseydin bir dedim pizza susarlardı. Aa, şişt olur mu öyle şey? Müşterinin pizzasını köpekler mi yedi? Çok fark etti. Köpek yemedi, çakal yedi. Aa, hem ben zaten size iki tane pizza getirdim. Bir olan bir tanesi bedava. Ya hiçbir şey kaybetmediniz. Bakın beleşleri ben yiyorum.
Ben gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun sarışınım? Otur, otur. Ne olursun otur. Hayır, yiyemedik de pizza zaten. Otur güzelim, otur. Ya Cimon'cum nereye gidiyorsun? Otur ya paşa. İçme o zaman, içme. Lan! Ha. Yemin ediyorum kırarım o bileklerini seninle. Bırak lan o pizza, bırak! Hiç alınmıyorsun değil mi üzerine? Ulan sen nasıl bir arkadaşsın ha? Kız arkadaşımla baş başa kalmaya çalışıyorum burada. Defolup gitsene lan, kırarım bileklerini ha! Köpekler var, şimdi sileyim. Lan başlarım senin köpeklerini. Köpeğe hoş dersin gider lan, hoş, hoş! Ya öyle deme işte, hoş dersin deyince gitmiyor işte. Hoş dedim gitmedi, düş dedim gitmedi. Lan lan dedim gitmedi, bırak kızı, düş, düş, düş dedim gitmedi, gitmiyorlar işte, gitmiyorlar. Hem ben bilerek mi geldim buraya zannediyorsun güzel kardeşim? Kendi isteğimle mi geldim buraya? Siz pizza sipariş ettiniz, ben de pizzayı getirdim. Lan uçsun, küfür ettireceksin bana bak kızın yanında. Hangi pizzacı pizzayı götürdüğü evde oturup müşteriden önce o pizzayı yer ha? Anaa! Siz katılımcı yemek tarifi duymadınız İlali'yi. Sen biraz daha bu masada oturmaya devam edersen kafa kırıcı müşteri şikayeti diye bir şey oluşturacağım ve senin üzerinde ilk defa uygulayacağım ha. Kim amca? Hani biz Tirefo'ya agresif diyorduk ya. Paşa Tirefo'dan daha agresif çıktı. Gelecek planı yapacaktı niye bir kere daha düşün dedi. Olçun. Defol lan buradan. Defol lan! Çok çekme. Tamam gidiyorum. Lan belası ya. Ya biz nasıl bir suç işledik de böyle bir arkadaşı bizim başımıza yolladın sen ya? Biz Avuço'yu neden gruba aldık? Ne diyeyim? Biz en son hatırladığında pis altılıydık. Bu herif bir şekilde bir araya kaynadı, pis yediyle olduk ya. Tamam aşkım, sakin ol. He. Ben sakinim ya. Aç kaldım ondan. Şey diyorum. Hı. Şu kiraz dudaklardan bir kubbe versen de böyle açtığımı... Bir saniye aşkım, ben bir arkadaşı öldürüp geleceğim. Ulan Orça! Lan sen ölümüne mi susadın? Öldüreyim lan seni! Kuzen, vallahi ben susadım ama ölümüme değil. Evde içecek bir şey var mı ya? Ya gel oğlum gel, Orçun sandım seni ya. Yok, Orçun'u gördüm ya. Şimdi gidiyordu. Merhaba yenge. Madem yenge burada... Ben bir dolaşıp geleyim o zaman, görüşürüz. Ya Ceyhun boşver gitme. Ben zaten eve gidiyorum. Annem merak eder. Gel gel, ben de yoruldum zaten. Mücadele ediyorum ya. Yürü seni eve bırakayım bari ben. Görüşürüz yengeciğim, bay bay. Odama geçeyim ben de ya. Alo? Alo, Çiçek. Evet, buyurun. Nurhan ben, Nurhan Öztaş. Nurhan abla, ay sesini tanıyamadım. Ne kadar zaman oldu, görüşemedik tabii. Doğru diyorsun hayatım, ne yaparsın? Koca şehirde siz bir tarafta, biz bir tarafta. Nasılsınız, iyi misiniz? Gün Çiçek kızım nasıl? Kocaman olmuştur şimdi. Olmaz mı, kocaman oldu. Hatta koca kızık oldu. Bak ben seni niye aradım? Mahir abinin memleketinden uzak bir akrabamız olan bir aile var. Almanya'da yaşıyorlar. Gelip gittikçe hep görüşür ederiz. Çok da iyi insanlardır, sizden iyi olmasın. Sağ olasın. Bunların bir oğulları var. Pek efendi. Pek de yakışıklı bir çocuk. Tahsilini yurt dışında yaptı. Şimdi de büyük bir Alman firmasının İstanbul müdürü. E'si bize bir haber uçurdular, oğlanı evlendirmek istiyorlar. Tanıdığınız, bildiğiniz helal süt emmiş, yurt dışına ayak uydurabilecek evlenme çağında bir genç var mı diye sordular. Benim de aklıma Gün Çiçek geldi. Nurhan ablacığım biliyorsun, Gün Çiçek daha lisede okuyor. Biliyoruz tabii. Hemen öyle okulu bıraksın, evlensin dedikleri yok zaten. Çocuk askerlik falan yapacak diyorum. Bir tanışsınlar, etsinler. Ay şimdi sen böyle deyince tabii ben de şaşırdım ne diyeceğimi. Nurhan ablacığım. Çiçekçim, sen bilirsin. Seni severim. Laf aramızda böyle kısmet kaçmaz. Aile çok zengin. Almanya'da kaç tane restoranları var? Ay kaç tane? Yani öyle mi? Hı. Ama memleketlerindeki tarlaları, bağ bahçeleri falan saymıyorum bile. Bayağı zenginler diyorsun yani. Bak şimdi, bu işler kısmet işi tabii. Kısmetin önüne kim geçebilmiş ki biz geçelim, değil mi Nurhan ablacığım?
Aşkım sen gelme, annem kesin camdadır. Ya bir dakika dur, bakacağım. Gel gel, yok. Yazıcı çavuşu bu akşam ona nöbet yazmamış. Ya aşkım annemi tanımıyormuş gibi konuşma, çıkar şimdi bir yerden. Tamam, sen Alejandro'ya öpücüğünü ver, gider o. Gel. Of Alejandro. Of Michel. Bir küçücük öpücük için jönepalık yapıyorsun. Ya ben senin için o kadar pizza yaptım ya onu yaktım. Ne yapsaydım? Orço geldi. Ben ne yapsaydım? Orço'nu mu öpseydim? Uyy, Gülek. Güncecek. Küçücük. Küçücük. Of, tamam. Ama çok da küçük olmasın ya. Sonra zihnimin boşluklarına düşüyor. Uyurken bile hatırlamıyorum. Zihninin boşluklarını yerim ben senin. Ay Alejandro oldu. Pizzalar yaktı. Şimdi de metafor yapıyor. Al, hak ettin. Bu kadarcık mı? Ya bu kadarcık güneyi de öpüyorsun. Alejandro olarak biraz farkımız olsun değil mi? Michel, bir şey söyleyeceğim. Ciao Alejandro. Arrivederci Michel. Jönepa. Jönepa'dan başka Fransızlık görmedik. Hep filmlerde oluyor zaten Fransız öpücükleri. Ulan Orçun. Yaktın başımı ya. Günçiçek, güzel kızım. Nasılsın, keyfin nasıl? İyiyim. Maçı kazandık, çok mutluyum. Anne aslında sen iyi misin? Sen benimle böyle konuşmazdın. Kötü bir şey mi oldu? Böyle güzel kızım, nasılsın falan hatırımı sormalar. Aşk olsun Günçiçek. Ay sen benim güzel kızım değil misin? Ben senin hatrını soramaz mıyım? Ayrıca kötü bir şey olmadı. Çok iyi bir şey oldu. Ne oldu? Kızım başımıza talih kuşu kondu. Senin piyango biletine para çıktı kesin. Yani talih kuşu derken öyle bir şey değil. Ama neredeyse öyle bir şey. O zaman teselli ikramiyesi falan mı çıktı? Gel şöyle otur, anlatayım. Hem sen de çok sevineceksin mantıklı düşününce. Mantıklı düşününce sevineceğim. Demek ki ilk etapta hoşuma gitmeyecek bir şey. Ben odama gideyim. Günçiçek, otur şöyle. Nurhan teyzen var ya. Hangi Nurhan teyze? Hani doğduğun evdeki komşumuz. Çok severdi seni. İyi de bütün komşular beni seviyordu. Hangisi? Mıncır mıncır severdi ya böyle. Ay o her yerimi morartan Nurhan teyze. Hatırladım. Ne olmuş? Demin o aradı. Bir tanıdıkları varmış memlekette. Çok zengin, çok iyi bir aileymiş. Allah daha çok versin. Bir de oğulları varmış evlenme çağında. Neyse ki senin evlenme çağında bir kızın yok. O yüzden bu konunun geri kalanını babamla konuşursun. Günçiçek, otur şuraya. Anlat dedin, anlatıyorum. Anlat ama bir kulağımdan girip diğerinden çıkacak, haberin olsun. Sen dinle de. Çocuk çok iyi tahsilli, çok da yakışıklıymış. Birkaç yıla kadar evlenecek, iyi bir kısmet arıyormuş. Bulur. Bulamazsa da sen babamı boşayıp alırsın çocuğu. Nasıl böyle ballandıra anlatıyorsun, hayran kalmışsın. Eşek sıpası. Doğru düzgün konuş anneyle. Neyse, yarın seni görmeye geliyorlar. Ne? Bir de onları eve mi çağırdın? Herhalde. Görmeden kızımı alırmış. Hangi çağda yaşıyoruz? Ne? Vallahi bizim çağımızda insanlar sevdikleriyle evleniyorlar. Ben de Güney'i seviyorum. Ay sevdiğin erkeği yesinler senin. Karun gibi zenginlermiş diyorum sana. Anne ben Güney'i seviyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Eğer yarın öbür gün evleneceksem de Güney'le evlenirim. İşte senin derdin bu. Salaksın ve salaklığını kabul etmiyorsun. Güney zaten cepte duruyor. Ne var yani görsen bir gelseler? Ne zararı olacak sana? Bir zararı olmaz ama bir yararı da olmayacak. Çünkü benim fikrim değişmeyecek. Ben Güney'i seviyorum. Vallahi ben anlamam. Yarın geliyorlar. Efendi gibi duracaksın evde. Sonrası olur olmaz kısmet. Ama eğer beni yarın rezil edersen, yemin ederim babanla konuşurum. Kapıdan dışarı çıkarmaz seni. Anne! Ben söyleyeceğimi söyledim Günçiçek. İyi gelsinler. Ben asla evlenmeyeceğim. Bir acı kahvemizi falan içerler. O kahvenin içine de pul biberi basmazsan bana da Günçiçek demez. Bir bas, ben de senin bacaklarını kırmaz mıyım? Karış kadar köpek yapıp bizi nasıl bulalım? Görmen lazım. Ay! Of! Ay! Geldi. Günaydın Kamiller. Günaydın kardeşim. Ay. Ne oldu sana ya? Hayırdır? Of! Yine sabah ne yaptın odaya?
Kinder Akidi. Orçu mu da Akidi? Oğlum o Kinder Akidi'ni gördün mü hiç hayatın boyunca? Ha? Ben kimidim? Sadece dün yaptığımız maçta karşı tarafın faullerine maruz kaldım. O yüzden her tarafım çok kötü ağrıyor. Bizim final maçından mı bahsediyorsun? Sen orada kim faul yaptı lan? Kimse orada sana faul yapmadı. Sen maçın %80'ini karşı kalenin etrafında bana topu atın, bana topu atın diye geçirmedin mi? Hangi ağrı sana faul yaptılar? Ama haksızlık ediyorsun kardeşim. Bak o 2-3 defa kendini yere attı ya, o sırada canı acımış olabilir canım. Yazıklar olsun size. Nankörler. Yemin ediyorum nankörsünüz ha. Dün maçta yaptığım muz ortalara, depreselere, diagonal koşulara attığım iki tane golü yazıklar olsun. İki değil, 3-1'i de bizim kaleye yani. Aa evet, hat-trick ettim ama saymadılar ötekini. Oğlum biz senin dünkü maçtan sonra bir yerlerin ardını inkar etmiyoruz ki zaten. Ya sadece maçtan dolayı değil yani. Hani belki de köpeklerden falan kaçarken de olmuş olabilir yani. Kim kaçmış köpeklerden? Kim kaçmış? Ne zaman kaçmış? Nerede kaçmış? Nasıl kaçmış köpeklerden? Ben köpeklerden bebeklerden kaçmadım. Benim öyle bir şeyim yok. Ben köpeklerden kaçmadım. Ben köpeklerden hiçbir zaman için kaçmadım ki. Paşa. Paşa. Aşk olsa. Sen mi sevdin bunlara? Sen mi sevdin? Anneciğim! İn kucağımdan be. Hem de bizim yavuğun yavrularından kaçmışsın. Ayıp lan, ayıp. Ben kaçmadım ki. Pizza kokusunu duyar da hayvanların bir yeri şişer diye böyle hızlıca uzaklaştım ben oradan. Sizin de bu olayları abarttığınızda çok şaşırıyorum. Gerçekten. Sarışınım geldi. Gel sabah sabah bu herifin rezilliklerini dinliyoruz ya. Güzel yüzünü görelim de açılalım. Neredesin, merak ettim seni. Annemle kavga ediyorum 2 saattir. Ya. Annenle yaptığın son kavgalar bunlar, sen merak etme. Şunun şurasında birkaç yılımız kaldı. Okulumuz bitsin, ben sana anında nikahı basacağım. İlk annesi göbek atmazsa benim adım da Güneydi. Ondan önce başka düğün olmazsa tabii. Ne? Bana bak bakayım sen. Niye böyle sabah sabah atarlısın, sinirlisin sen? Ha? Söyle bakayım. Güney. Ney? Beni istemeye geliyorlar. Hey pardon, yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz.